Milyonlarca takipçi mi istiyorsunuz? Tıkla Medya. Sen de tıkla, sen de kazan. Sizler için şahane bir Biz Bize programı. Buyurun hemen programımıza Biz Bize'ye başlayalım. İlişkiler. Eğer eşiniz gelecekte bir robotla ilişki yaşarsa ne yapacaksınız? Biz 50 yıl tansiyonu. Ben eşimi pandemide tanıdım. Estetik ve güzellik. Allah, o yüzden neler yapılır neler yapılır. Genç yaşlarda, 30 yaşlardan sonra orta yüzdeki kemik attık. Şuradan başlar, burada. Kadınlar kaş kaldırma için çok gelir. Mesela kaş kaldırma ister ama sen o kaş kaldırmayı bir erkeğe yaparsan olmaz. Acaba bu hareket mi bizi daha güzel gösteriyor? Yoksa bu hareket mi daha güzel gösteriyor? Yoksa bu hareket mi? Ruh sağlığımızı ihmal etmek olur mu? Takip et, takip et, takip et, takip et, takip et, takip kapat uyu. Başınızın üzerinde beyaz bir bunu küre hayal ediyoruz. Hayal ediyoruz, imgeliyoruz, evet. Ne kadar aralıklı yapmak gerekiyor mesela? <Sürekli. gülüyor> Yani sürekli yapabilirsiniz. Doğru. Peki doğru bildiğimiz yanlışlar? Evet. Özellikle yazın bu parmak arası terlikleri giymekten imtina edin dediler. Öyle mi? Evet. Gökyüzünden haberler. Radikal dönüşümler yaşayacaklar. Onlar teknomüziği seçmek zorundalar. Ben... Çok güzel. Kimisi iş alanında, kimisi aşk alanında, kimisi sağlık alanında çok nasıl güzel seçeceğiz onu? Fırsatlarla ben bahsedeceğim şimdi hangi burcu neler bekliyor. Ve daha birçok konu ve konuklar. Tam 100 bölüm iyiye, güzele ve sağlığa dair her şey Biz Bize de. Efendim herkese mutlu pazarlar. Bugün galiba artık son evlere kapalı olduğumuz pazar. Hem de TV 100 ekranlarında bugün 100. programımız. Çok keyifliyiz, mutluyuz. Bizim için özel bir gün. Bugün çok da keyifli konuklar sizler için buraya davet ettik. En çok sorulan soruları bugün sizlerle birlikte konuşacağız. Ve tabii ki astroloji konuşacağız efendim. 100. programımızda biraz böyle keyifli konular konuşalım istedik. İsterseniz ben böyle daha fazla lafı uzatmadan programa başlayayım. Peki bugün programda, 100. programımızda neler var efendim? Burada defalarca kez konuk ettiğimiz değerli hocamız Hamit Çelik, biliyorsunuz ki bu su diyetini defalarca kez burada uzun uzun anlattım. Bu konuyla ilgili o kadar çok soru geldi ki inanın 100 gün sadece ve sadece su içerek ve sadece tek bir gıdayla beslenerek yaşamamız mümkün. Tabii benim için ne kadar mümkün bu bilmiyorum ama bu ve bunun gibi aslında birçok hastalığa çare olan burç sistemi bugün bir kez daha konuşacağız. Sonrasında bu kalıcı makyajla ilgili en merak ettiğiniz konuları konuşacağız. Mesela protez tırnak, kalıcı makyaj, microblading gibi aslında çok basit gibi gözüküp ama bana sorarsanız çok ciddi de sorunlar yaratabilecek, doğru ellerde yapılmazsa ciddi sorunlar yaratabilecek bu işlemlerin hepsini en doğru ağızdan dinleyeceğiz. Ve sonrasında her zaman söylüyorum, astrolojisiz olmaz efendim. Bugün bu son evlerde kapandığımız son pazarı astrolojiyle bitireceğiz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmayayım ve konuklarımızı stüdyomuza alalım. Buyurun. Suyla sağlıklı bir vücuda kavuşmak mümkün mü? Su diyeti hangi hastalıklara iyi geliyor? Kimler su diyeti yapabilir? Su diyeti fibromiyaljiyi ortadan kaldırır mı? Su diyeti zayıflamaya yardımcı olur mu? Su diyeti yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kardiyoloji uzmanı Dr. Hamit Çelik su diyeti ile ilgili önemli bilgiler paylaşacak. Keratinle saç bakımı nasıl yapılır? Kalıcı dalga işlemi saçlara nasıl uygulanıyor? Kirpik liftingi nedir? Kalıcı makyaj yaptırırken nelere dikkat etmek gerekir? Bu yazın en moda gelin saçı ve makyajı nasıl olacak? Makyaj eğitmeni Ebru Işık cevaplayacak. Astrolojiden günlük hayatımızda nasıl faydalanabiliriz? 24 Haziran Oğlak Burcu Dolunay'ı bizi nasıl etkiliyor? Bu yazın önemli gökyüzü hareketleri neler? Önümüzdeki günlerin en şanslı burçları hangileri? Astrolog Nevra Güven Büyük Akıncı anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize de.
Evet efendim, TV 100 ekranlarında 100. programımızda Biz Bize'deyiz ve en çok sorulan sorularla bugün başlayalım istedik. Uzman doktorumuz Hamit Çelik, kardiyoloji uzmanımız, yine bugün hocam sizinle neyi konuşacağız? Bu su diyetini konuşacağız. Arkadaşlar kulaklığımı bir kapatırsanız kendimi duyuyorum sürekli olarak. Evet, şimdi hocam bu defalarca kez bu konuyu konuştuk ama bana kendi dostlarımdan bile çok fazla soru geldi. Ya Deniz, bu mümkün mü? Hele bana diyorlar ki, ben tabii çok siz beni tabii işimin dışında çok görmüyorsunuz. Hocam ben çok yemek yerim ama çok da harcıyorum. Bunun sebebi aslında çok spor yapmam. Siz bunu da açıkladınız ama biraz olayı tekrar başa sarıp sormak istediğim sorular var. İşin A'sından B'sinden başlayalım. Su diyeti nedir ve herkes yapabilir mi? Evet, su diyeti, şimdi su orucu sadece suyla, işte 21 gün, 30 gün, 60 gün sadece su içerek yapılır. Su diyeti yine su, yanında kişinin hani neye yönelik yapmak istediği. Yani su diyeti ve su orucu birbirinden farklı. Su orucu sadece su, su diyeti kişinin işte zayıflamaya yönelik mi, şikayetlerine yönelik mi, ya da bağırsak hastalıklarına yönelik mi, fibromiyajiye yönelik mi? Buna yönelik bir besin veriyorsun yanında. Sadece tek bir besin, bir de su. Bazen hasta fazla kilolu değilse, yani kilo sorunu yoksa iki besin de verebiliyorsun. Ama sadece iki besin. Su artı iki besin. Bu iki besin dediğimiz mesela örnek verelim isterseniz. Aha. Bal demiştiniz bir gün. Bal, tahin, ondan sonra bazen pırasa, işte bazen patates, patlıcan, sadece patlıcan. Benim de alerjim var hocam patlıcana. Evet, yani işte onu dikkat alarak veriyoruz evet, tabii. O ana göre bazen sadece balla gidiyoruz. Genelde bal veriyoruz. Tabii herkes evde şunu düşünmesin. Efendim ben su içerim, bir de bal kullanırım, ben de yaparım. Hayır, yapamazsın. Zor. Yani imkansız. Sebebi evet, şudur. Burada bir hocam, bir es verelim. Aha. Bunun altını çizelim. Hocamın burada anlattığı her şey doktor kontrolünde ciddi temasla olması lazım. Tabii, neden? Su diyetiyle bir hasta bana geldi. Ben bunu işte tedavisini su diyetiyle yapacaksam, ilk önce hastanın bütün organlarındaki bir fonksiyonel check-up bozukluk var mı yok mu ona bakıyorum. Özellikle gizli kalp çok çok önemli. Karaciğer varsa fonksiyon yapamaz testi mı hocam? Şudur, eğer gizli kalp varsa kalp sorununu ortada kaldırmadan yapamazsın. Çünkü su diyeti esnasında bazen vücutta bir stres oluşturuyorsun, hipotansiyon atağı olabilir. Hipotansiyon atağından dolayı krize neden olur. Ve yine su diyeti eğer sadece bal ve su vererek yanında mineral veya ağır metaller atıcı, bağlayıcı, antioksidan vermediğin sürece bu sefer ağır metal zehirlenmesine neden olur. Onun için vatandaş kendi başına evde ben su diyeti yaparım diye düşünmesin. İkinci gün kesin hastaneye gider. Şimdi aslında hocamla burada defalarca kez konuştuk. En önemli ve en çok sorulan, bence göz ardı, kulak ardı edilen konular şunlar. Şimdi hocam check-up'ınızı yaptı, kontrolünüzü yaptı, uygun gördü. Size uygun besinle diyetinizi verdi, başladı. Yola çıktınız. Gene hocam bu ilerleyen süreci bir anlatın. Mesela 30 gün boyunca, genelde en az 30 gün veriyorum hastalarıma. Yaklaşık 3500 tane hastaya ben su diyeti uyguladım. Bu 30 gün boyunca 3 günde bir hastalarla sürekli iletişim halindeyim. Sosyal, neden? Işte, Çünkü hasta tek başına töler edemez. Bazı hastalarda bulantı kusma, bulantı kusma oluyor. Bazı hastalarda inanılmaz halsizlikler oluyor. Aşırı bir baş ağrısı oluyor. Bazen birden tansiyon düşüklüğü oluyor. Yine vücudunda çok şiddetli ilk 10 gün özellikle ağrılar oluyor. Bazen aşırı bir metal atılım olduğu zaman ciltte reaksiyon oluşmuş gibi yaralar oluşmaya başlıyor. Bir anda. Ve 30. günden sonra bazen tırnaklarda siyahlaşma oluyor. Bu su diyetinle beraber gelen durumlar. Tırnaklarda neden siyahlaşma oluyor? Çünkü ağır metaller... Hocam ölüyoruz sanırım, ben morarıyoruz tırnaklardan. Yok, tırnağın kendisi siyahlaşıyor ama altta yeni tırnak çıkıyor. Sebebi de şu, ağır metaller bu tırnaklarda atılıyor. Altı değil, tırnağımızın kendisi, kendisi mi? Kendisi, evet, morarıyor. Renk değişikliği oluşuyor. Morarma dedim, siyahlaşıyor. Renk değişikliği çünkü ağır metaller uç kısımlarda atılır. Ya bağırsak sistemiyle atılır, ya dilde haritalanma, renk değişikliği yapar, ya da tırnaklarda. Bazılarında saç dökülmesi oluyor. Ama bunlar hepsi geçici. Yeni saçlar çıkıyor. Yeni saçlar çıkıyor ve daha güçlü bir şekilde çıkıyor. Şimdi tabii baktığımız zaman anlattığımız, bunu iyi ki anlattınız. Bu süreç böyle kolay bir süreç değil ama sonuçları kalıcı mıdır? Sonuçları yaklaşık bir yıldır su diyeti hastalarıma veriyorum.
Mesela şunu söyleyeyim, yakın zamanda bir hastaya örnek vereyim. Hasta 94 kilo, Osman Durmaz diye bir hayırsever iş adamı ki okullar yapmış. O özellikle ismini de rahatlıkla söyleyebilirim. O hasta bypass'ta hasta. 8 yıl önce bypass olmuş. Kaç gün yaptı dediniz? 40 gün yaptırdım ona. 8 yıl önce bypass olmuş. 20 yıldır karın şişkinliği, kabızlık, nefes darlığı, vücudunda inanılmaz ağrılar, uykusuzluk. Ve ifadesi şudur hocam, 20 yıldır tonlarca ilaç kullandım. Türkiye'nin her tarafında, hali vaktim yerinde olduğu için her tarafında çoğu doktora gittim. Bir türlü çare bulamadım. Zaten polikliniğe geldiği zaman hocam dedi, sen ben iyileştir bir okul daha yapacağım. Hastaya su diyeti verdim. Yani ağır amino asitler, vitaminler. 20 küsürcü günlerde hasta bana döndü. Döndüğünde ne kabızlığı... 20 gün sonra hocam. Evet. Ne kabızlığı kalmıştı. Ne şişkinliği kalmıştı. Hocam diyordu, ben yani hocam, namaz kılamıyordum. Hocam şişkinlik kalmaz ki, zaten bir şey yemiyorum. Namaz kılamıyordum. Şimdi rahatlıkla camiye gidip namazımı kılabiliyorum. Eylemediği için. Evet. Tabii. 18 kilo zayıflamıştı. Vücudundaki ağrılar gitmişti ve rahat rahat yürüyebiliyor. Şu anda tekrar işte inşaat faaliyetlerine başlamış bu okul için. Şu anda rahat rahat işime gelip gidiyorum. Hocam yani evet. Yeni okulu yaptırıyoruz. Evet, ama bir de şudur. Çünkü bu hasta bir de bypass'ta hasta. Dört damarı değişmiş bir hasta ve buna uyguladık. Ve hasta inanılmaz bir sonuç verdi. Ama mesela bu örnekte danışanınıza sadece su orucu mu yaptırdınız, yoksa diyet yaptırıp yanında bir, mesela örnek veriyorum, bir... Ya, su diyeti. Su, yani bir su artı yanında tek bir diyet. Ne verdiniz hocam? Bu hastamıza bal verdim. Bir de ileri yaş olduğu için yanına tayin de verdim. Fazla hocam mesela şimdi siz böyle söyleyince benim böyle acayip bir şey. Su, tahin ve bal... Bunları yediğiniz zaman mesela şeker fırlamıyor mu? Fırlamıyor. Aynen. Enteresan. Öyle. Şimdi şeydir, çünkü sürekli vücut aç, insülin hormonu gereksiz salgılanmıyor. Şimdi mesela normal yemek yediğin zaman şeker tadı olmasa dahi onun içinde glikoz vardır. Ve glikoz vücutta birikiyor. Artı bir de fazla üzerine tatlı yediğin zaman şeker tavan yapar. Ama burada vücutta biriken bir glikoz yok. Yok zaten, bir şey yemiyoruz. Aldığın hemen sindiriliyor. Dolayısıyla kanda zaten yeterince yok ki yine bypasslı bir bayan hastama yapmıştım. Hasta 120 kiloda 80 kiloya düştü. İnsülin kullanıyor. Şu anda insülini tamamen bıraktı. Şeker ilacı kullanmıyor. O da bypasslı bir hastaydı. Peki ona da mı balla pekmez vermiş? O da aynı. Bal arttı. Ona da ekstra bir besin daha, hatırlamıyorum şu anda ama ekstra bir besin daha vermiştim, ama bal vermiştim. Yaklaşık 40-45 gün yaptı. Ve insülünü bıraktı. Yani günde 2 doz insülin yapıyordu. İğne mi yapıyordu? İğne yapıyordu, bıraktı yani. Şu anda şeker ilacı kullanmıyor. Ki Osman amca da öyle. O da şeker ilacını bıraktı. Şimdi tabii burada değerli izleyicilerimizin bazı konularda ama... Şimdi şunu da merak edebilirler izleyiciler. Derler ki yani su diyeti hangi hastalıklar için yapılır? Evet. Bu hocam, çok merak ediliyor. Hocam, ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bu diyeti yaparken... belli süreçlerde bazı step, yani adımları atlamanız lazım. Hastanelik olsanız dahi bu diyeti bozdurmuyoruz. Yani onu söylüyor. Şu yani çoğu hasta mesela çok halsiz kalıyor görüşmemde. Yani hani hasta panik halinde, tamam diyorum, şimdi acile git, bir serum taksınlar ama diyetini bozmayı tekrar eve gelirsin ve genelde öyle oluyor ama bir şey değişmiyor. Sonuçta bir şey olmuyorlar. Şudur ya, açlıktan kimse ölmez. Ama sadece kalbi sağlam hocam olsun. Karaciğer ölmez. Karaciğeri sağlam olsun. Kalbi sağlam olsun. Damar sistemleri sağlam çok olsun. Çok yemekten ölen çok var ama. Çok yemekten tabii. Yani öyle olsaydı çok, yani obezite, hani çok yemek uzun yaşar, yaşatır deseydi bugün obezite bütün dünya insanları obez olurdu ki. Milyon olanlar daha çok uzun yaşıyor. Hepsi obez hocam zaten. Evet. Yani bugün baktığımız zaman bu dünyada moda dergileri, medyanın bu bedeninle barış algısının altında bile aslında neden toplumların, medikal sektörün hastalara ihtiyacı var. Daha çok obez olacağız ki daha çok hasta çıksın. Evet. Zayıflıktan hastalananlarla obeziteden hastalananlara baktığımız zaman mesela bu kıyaslamada herhalde kilolar i̇şte, daha ağır basar tabii, değil mi? Yani şimdi zayıf olan bir hastayı, aynı yaş, aynı hastalık, bir obez hastası, bir de zayıf olan hasta. Şimdi zayıf olan hasta diyelim bypass olacak, obez olan hasta da bypass olacak.
Zayıf olan hasta hastanede 3 gün içerisinde taburcu olur gider. Obez olan hasta en az 1 hafta yatmak zorunda. Çünkü zaten obez derideki yağ dokusu çok fazla. Burada göğüste açılan dikişler tutmaz. Enfeksiyon oranı yüksek. Artı akciğerlerin toparlanması zaman ister. Ama zayıf olanda mesela sıkıntı yok. Peki yani, mesela biraz önce söylediğiniz gibi burada biraz alt alta sıralayalım isterseniz. Evet. Bu sistem hangi hastalıklara iyi gelir? İyi mesela geliyor. Horlamayı konuşmuştuk ama evet, bir daha evet. Konuşalım. Diğerleri. Şimdi bak şöyle vücudumuzun saç telinden başlayarak tırnağa kadar gidelim. Bir sıralama olsun. Tamam. Şimdi su diyetin bunu hani ben bilimsel olarak bilmiyordum. Kılavuzlarda yazmaz. Ben bu hastalara uygulaya elimde bir veri oluştu. Su diyet sonucunda şu yani bir hasta ah şikayetiyle geldi. Su diyetinden sonra dedi ki hocam şu şikayetimde geçti, şu geçti, şu geçti, şu geçti. Hepsi elimde bir veri oldu. Ve bu verilerin toplamda bana şunu gösterdi. Şu ana kadar kaç evet. tane hasta tedavi ettiniz? Şu anda 3300 bir hastam. Evet. 3300 de iyi bir veri. Çünkü birebir de takip ediyorsun ki bilimsel bir tez oluşur yani onlarda. Bir, baş ağrılar geçiyor. İlk 10 gün baş ağrısı yapıyor. Korkunç yapar. Yani. Evet. 10. günden sonra baş ağrısı diye bir şey kalmıyor. Migren atakları geçiyor su diyetiyle. İkinci durum bir kez kilo veriyorsun garanti. En az bir aylık bir diyet yaparsan 15-20 kilogram veriyorsun. O nefes darlığı, astımın, bronşitin, nezle gibi bulgular sürekli alerjik durumlara bağlıysa o kayboluyor. Astım düzeliyor, nefes darlığın geçiyor. Alerjik rinit dediğimiz yani bir tablo varsa hapşırık mapşırık gibi. Alerjik reaksiyonlar. Reaksiyonlar hepsi geçiyor. Hani diyor ki işte polenlere karşı alerjim var. O su diyetinden sonra o da geçiyor. Gıda alerjileri geçiyor mu? Zaten bağırsak sistemi tamamen düzeliyor. Çünkü bağırsak sistemi tamamen içerisindeki bir ay boyunca aç kaldığı için içinde barınan bütün toksinler kendi infilak ediyor. Besin almadığından dolayı. Kabızlık geçiyor. Şişkinlik geçiyor. Karın ağrıları geçiyor, mide yanması geçiyor, geğirme geçiyor, bazılarında ishal geçiyor, artı horlama geçiyor, nefes darlığını zaten söyledim geçiyor, insülin direnci kayboluyor, diyabet hastası diyabet ilaçlarını bırakıyorlar, tansiyon belli bir dönem düşüyor ama sonra bu damar sistemine bağlı olduğu için tekrar yükselebiliyor, bunu gördüm. Hani tam tansiyon geçiriyor diyemiyorum ama ilaç eğer 3 ilaç kullanıyorsa 2 ilaca düşüyor ama sıfırlanmıyor. Vücudundaki ağrılar, fibromiyajı tablosu geçiyor. Fibromiyajın asıl sebebi bilinemiyor değil mi? Bilinemeyen. Fibromiyajı şudur. Şimdi bir kişinin tamam vücut yapısına bağlıdır da ama genelde fibromiyajı bayanlarda 30 yaşlarında, 35 yaşlarında sonra oluşmaya başlıyor. Yani bir 20 yaşındaki bir bayanda fibromiyajı göremezsin. Bir genç adamda fibromiyajı göremez. Ne oluyor? 35'in 40'ından sonra başlıyor. Vücut yapımı 0 yaş grubundan başlar 30 yaşına kadar. 30 yaşına kadar sürekli vücut böyle bir grafik yukarı çizer. Yukarı doğru değil mi hocam? Sonra aşağı doğru bir evet. grafik çizmeye yıkım başlar. İşte bu yıkım esnasında vücuttaki bazı birikmiş toksinler, metaller vücuda fazla geliyor. Bu vücuda fazla geldiği zaman bunlar sonucunda birikimler oluyor. Bu birikimlerde kaslarda ağrı yapıyor. İşte bazılarında eklem ağrısı yapar, bazılarında gezen ağrı yapar, bazılarında sürekli lokal bir alanda ağrı yapar. İşte bunda şunu görüyorum. Eğer bu fazlalıkları vücutta atarsa vücut tekrar o bir önceki 20 yaş grubu haline geliyor. Biz de işte bu su diyetiyle ağır metaller, toksinleri bir ayda atıyoruz. Ve dolayısıyla o fazlalıklar da zaten ağrı yapıyordu. Onlar da atılınca ağrı ortada kayboluyor. Şimdi tabii bu çok aslında iddialı bir cümle. Çünkü 20'li yaşlarımızdaki bence enerjimize gerçekten sahip olmamamızın sebebi belki de bizim değil mi hocam bir arabanın motorun içinde biriken pislik egzozundaki evet. gibi galiba bizim de bağırsaklarımızda bu aslında pislikler birikiyor. Biz o zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Halsizlik, yorgunluk, hayattan keyif almama bunların da... Hepsi vücut tabii düzensiz beslenmeye bağlı. Sonuçta bakın vücudumuzun bir ihtiyacı var. Ne yapıyoruz? Acıktıkça yemek yiyoruz, susadıkça su içiyoruz. Yani vücut kendi kendine sinyal veriyor. Susadın mı? Su iç diyor.
vücudumuzun aslında sinyallerini dinlersek bu saydığımız hastalıkların hiçbiri olmaz. Biz o istekler, vücudumuzun o sinyal isteklerinin fazlasını tüketiyoruz. Bir süre yani, sonra da galiba o sinyaller bunlar, kendi kendine çoğalıyor hocam. Çoğalıyor çok acıkıyoruz. Ama bu sefer de vücutta birikim yapıyor. Yani çok acıkmamızın normal şartlarda normal bir insanın yemek şimdi biraz önce hocam geldi. Hocam siz kahvaltı ettiniz mi yemek yiyor musunuz gibi sorular sordum ama normal şartlarda bir insanın ideal yemek yeme saat döngüsü nasıl olmalı? Bir kez kahvaltı olmamalı. Kahvaltı diye bir şey yok. Kahvaltı bu şey kültüründe, bizim Orta Doğu kültüründe var. Ki Batı'da bu yoktur genelde bildiğim kadarıyla, doğru şey değildir. İkincisi, ülkeden ülkeye değişiyor. Aha, bir öğlen yemeği, yani doyduğun kadar tabii, aşırı değil. Akşam da hafif bir yemek. O da biraz günde daha erken sanki. Evet, yani öğlen yemeği, akşam yemeği. Akşam çok hafif bir yemek olacak. Öğlen de normal bir yemek yenilirse ideal olur. Yalnız şudur, hani bizde çocukluktan itibaren başlatılan hani sürekli yesin, yesin, yesin. Hem mide büyüyor, hem bir göz açlığı oluşuyor. Göz açlığı var evet, galiba. İşte biz bunu yenemiyoruz. Bunu yenme, göz açlığımız doymadan vücudumuz doyduğunu hissetmiyoruz. Aslında vücut fizyolojik olarak doymuştur. Belki 3-5 kaşıkla doymuştur ama o göz açlığı daha fazla, 3-5 kaşık daha fazla bize yedirtiyor. İşte o göz açlığı da bizde hastalık oluşturuyor. Bu söylediğinize katılıyorum çünkü özellikle mide ameliyatı geçiren arkadaşlarım hep şey diyorlar. Ya midemiz almıyor fakat gözüm aç. Aynen, aynen. Zaten şeydir, su diyetini başlarken hastalar ilk 10 gün inanılmaz bunalıma giriyor. Yani göz aranıyor galiba hocam. Hayır, değil mi? Yemek bağımlılığı bu. Evet. Hani o bazen şey işte bu narkotiklere bağımlı hastalar vardır. Yemek bağımlılığı da bunlardan biri katılıyor. Onlardan, onlar kadar etkili oluyor ki bazıları yani pek nadir o bozan ama dayanamıyorum. Yani kendimi mahvettim, depresyona giriyorum, bunalıma girdim deyip de bozmak istiyorum, bozuyorum diyen çok hasta oluyor. Tabii onlar hep şunu yap, bunu yap, bir kez yardımcı oluyorsun bozmasına. Peki bozanların daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yüzdesi ne kadar hocam? Zor bir şey bu. Geçen çok az bir rakam söylediniz ama... Yani şu anda %1 yok. Tebrik ediyorum. Bu da sizin başarınız. %1 yok. İnan öyle ki bazı hastalar mesela şey yap, bozmaya çalışıyorlar. İşte daha çok mesela diyelim siz yaptınız, su diyetindesiniz. Sizin arkadaşınız boz, anneniz, babanız hep yükleniyor. Yapma, böyle tedavi olur mu? Kendini mi öldüreceksin? Evet. Tabii. O baskıdan çok bozanlar var. Çevredeki sürekli uyarılardan dolayı. Çevre baskısı. Ama bunları dinlemeyip de yapanlar daha sonra o annesi işte babası ben de mi gitsem, ben de mi yapsam diyenler de çok. Ama genelde ben o konuda yardımcı oluyorum. Mesela bozdu mu, benden habersiz bozdu mu? O zaman bugünlük, yarınlık boz, tekrar sıfırdan başlıyoruz. Bu şekilde da hocam o çok kötü. Şimdi ben 5 gün 6 gün aç kaldım. Ama genelde 10 günden sonra bozmuyorlar. Öyle mi? Yani 10 gün mü zor? İlk 10 gün zor. İlk 10 günde bu arada daha önce de konuşmuştuk. Yani değerli izleyicilerimize eğer böyle bir sisteme Hamit Bey'le girişeceksiniz, yola çıkacaksınız. Evde muhakkak bir refakatçiniz olması gerekiyor değil mi hocam? İlk 10 gün genelde öyle. Yani refakatçiden ziyade şudur. Hani uğraşacağınız fiziksel aktivitesi fazla olan bir iş olmamalı. Hani bebeğiniz varsa biraz zorlanırsınız. Ya da yaşlı bir bakım hastanız varsa o bir sıkıntı. İlk 10 gün hani bakıcıya gerek yok. Kendi kendine yeterli ama ekstra bir çalışması olmamalı. Peki bu bunu horlama özellikle... konusunda? Yani horlama, şimdi horlamayı şu yönde bir vücuttaki astım gidiyor. Astım, alerjik astım tablosu yok oluyor. Vücuttaki fazla ağır metaller, toksinler atıldığı için... Yani vücudun kendisi rahatlıyor, artı zayıflıyor. Yani 3-4 yönde müdahale olduğu için horlama kayboluyor. Ama direkt bana sorarsanız ki su diyetinin horlama üzerindeki fizyolojik etkisi nedir bilmiyorum. Yani tamam doktorum ama bilmiyorum. Ama pozitif etkisini evet, yani gördüm hastalarımda. Gördünüz. Yani 4 hastaya ben su diyeti uyguluyorsam 4'ü de horluyorsa 4'ünde de horlama kesildi. Yani zaten herhalde bu uyku apnesi vesaireden dolayı kişiler horlar değil mi hocam? Yani, uyku apnesi evet, aşırı bir horlamanın üzerine uyku apnesi de geliyor. Peki şunu anlatabilir misiniz? Siz hep daha önce geldiğinizde de defalarca kez aynısını söylediniz. 10. günden sonra evet, kişi rahatlıyor. Neden?
Yani burada bizim beynimiz mi nedir beynimizde veya şimdi, vücudumuzda olan şey 10 gün zor sonrası kolay? Vücut yani göz açlığından göz açlığımız var ya vücudun kendi açlığı da var. Her hücre belli bir madde ister ona ulaşmadığı zaman tepki verir reaksiyon verir. Güzel. Muhtemelen buna bağlıdır. Çünkü vücut her gün şeker almaya alışmış alamıyor tepki veriyor. Ondan sonra her gün sebze yemeye alışmış. Sebzenin içerisinde minerallere alışmıştır. Evet. Onu almadığı zaman bunalıma giriyor. İşte bundan dolayı bu bütün hem düşün kaslarımızdaki hücreler, karaciğerimizdeki hücreler, midemizdeki hücreler, beynimizdeki hücreler hepsi birleştiği zaman vücutta inanılmaz bir reaksiyon oluşturuyor. Bu da insanlar işte dayanmaktan zorlanıyor. Bunu işte irade gösterip dayanacaksın. 10. Ama günden 10. sonra kilit açılıyor yavaş. Sanki. Evet, evet. Hocam. Bir de şu 7-8. günde genelde ishal oluyor hastalar. Eğer bağırsak içerisinde çok fazla toksin varsa ya da mantar, bakteri varsa o 7-8. günden itibaren kendi kendini parçalıyorlar. O mikroplar yani toksinler ondan o dönemde ishal. İshal hele ki su diyetinden sonra ishal olan hastalarımız daha iyi sonuç görüyor. Hocam gerçekten sağlıkla ilgili su çok değerli onu biliyorum evet. Ama doğru bildiğim, zannettiğim bir sürü yanlışı geldiniz ve düzelttiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir gün elbet böyle rahat olduğum bir dönem olursa ben de kısa evet. süreli bunu denemek istiyorum. Vücudumun gerçekten böyle bir disipline sokmak isterim. Aynen. Çok teşekkür ederim inşallah teşekkür hocam. Ederim. O zaman da birlikte çalışırız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Saygılar efendim ederim. Şimdi reklam aramız var mı? Yok değil mi? Yok. Peki. Şimdi biraz daha böyle eğlenceli bir konuyla, daha keyifli böyle hanımların da, beylerin de çok ilgilendiği bir güzellik konularıyla devam edeceğiz. Biraz önce söylemiştim. Hem kalıcı makyaj, microblading. Yani aslında sanki güzellik merkezlerinde herkesin elinde yaptırabiliriz diye düşündüğümüz ama aslında doğru ellerde yaptırmamız gereken bu işlemleri konuşmaya biz bizlere başlıyoruz efendim. Keratinle saç bakımı nasıl yapılır? Kalıcı dalga işlemi saçlara nasıl uygulanıyor? Kirpik liftingi nedir? Kalıcı makyaj yaptırırken nelere dikkat etmek gerekir? Bu yazın en moda gelin saçı ve makyajı nasıl olacak? Makyaj eğitmeni Ebru Işık cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim saç ve güzellik uzmanımız Ebru Işık bizlerle birlikte böyle çok keyifli konular konuşuyor. Şimdi yaz da geldi. Artık biliyorsunuz sosyal medyada bolca gelinleri görmeye başladık. Biraz böyle gelin makyajı nasıl olur? Bununla ilgili de hep konuşuyoruz ama hiç gelinlere laf geçiremiyoruz. Ebru Hanım evet, hoş geldiniz. Hoş buldum Deniz Hanımcığım. Merhabalar. Şimdi nereden başlasak? Başlamışken oradan girelim. Şimdi bu gelinlere evet. niye bu kadar çok makyaj yapmalarına engel olamıyorsunuz? Yani aslında şöyle son 10 yıldır daha fazla böyle glam glow makyajlar, daha natürel makyajlar, parlak ciltler, mat rujlar modaydı. Şimdi geçtiğimiz yılda biraz daha parlak rujlara geçtik. Artık mat rujları bitirdik, koyu göz makyajlarını bitirdik, lütfen. Renkli göz hiç makyajlarını bitirdik. Yani şöyle gelinliğin aslında bu bir gece kıyafeti değil. Gelinlik bembeyazdır ve yaptığınız makyajı direkt yansıtır. Aslında beyaz giydiğimiz her makyajımıza da dikkat etmemiz gerekir. Çok koyu tonlar kullanmamamız lazım. Çok önemli bir şey söylediniz. Evet. Reflektör diye bir şey kullanırız biz fotoğraf çekimlerinde. O ya beyazdır ya da gümüş rengidir. Çok patlatır da bu arada makyajı. Siz böyle bembeyaz kuğu gibisiniz. Saçlarınız evet. arkadan salınırken bir dönüyorsunuz. Cadılar Bayramı'na gider gibi kap. Hop koyu iki göz ben yakıştırmıyorum. Evet. Göz makyajının koyu olduğu yerleri çok severim ama gelin yani bir gelinin size göre makyajı nasıl olmalı, saçı nasıl olmalı? Biraz da böyle hatta gelinliğiyle belki işte straplez olursa şöyle yapalım, şöyle evet. olursa böyle yapalım, dua böyle. Biraz bize tiyolar verirseniz sevinirim. Yani şöyle öncelikle bu aslında lokomotif bir iş. Yani kır düğünü mü yapacağız, bir balo salonunda mı yapacağız? Evet. Önce bunlara karar vermek lazım. Bunlar için artık düğün koçlarımız var. Böyle hizmetler de veriliyor. Önce ona göre bir konsept belirlememiz gerekiyor. Ve ona göre gelinliğimizi almamız lazım. Daha sonra zaten gelinliğe ve yüz hatlarına göre makyajlar, saçlar yine profesyonel ellerden şekillenerek çıkar. Bence kır düğününden örnek verelim. Şimdi havalar da ısındı. Pandemiden dolayı evet. genelde bahçelerde yapılıyor. Evet bahçelerde düğünler. Yapılıyor. Eğer öyle bir konseptimiz varsa... Kesinlikle zaten doğal gelinlikler, doğal tül duvaklar, uçuşan duvaklar
Böyle gelinliklerin üzerine de hafif parlak gözler, biraz buğulu gözler olabilir. Doğal, temiz bir cilt makyajı kontürlenmiş. Ve doğal dudaklar, yani yaşımızı büyütmeye gerek yok, görüntümüzü korkunçlaştırmaya gerek yok. Kırmızı, bordo, evet. Rujlar. Evet, yani kına da abartabiliriz. Kına da sorun yok. Kına'ya gidiyor gibi imparatı değil mi? Parlaklık. Gelin dediğiniz, yani gelin dediğimiz o temiz, parlak, hani biz değil mi? Evet, böyle saf bir, duru. Saf ve duru olması lazım söylediğiniz gibi. Böyle saç tak, işte üstüne buraya bir tane bir şey kondur, buraya kuş kondur, buraya duvak kondur değil de sanki ne kadar naif o kadar tatlı. Şimdi sosyal medyada görünce hoşumuza gidiyor. Kendimize görünce ya biraz buraya da mı bir şey koysak, sim mi koysak falan, bunlardan biraz evet. Vazgeçmemiz lazım. Şimdi tabii hatta düğünleri yaklaşan gelinler şu kaşlarımızla bu son dönemde iyice galiba kafayı bozmuş durumdayız. Bu kaş microblading diyoruz değil mi? Evet, kıl tekniği. Onu da sorayım. Düğünümüz var. Ne kadar süre önce yaptıralım? Bir de bu sefer de koyu kalıyor çünkü. Evet evet, şöyle yani en geç bir ay önce işleme başlanmış olması gerekiyor. Bir ay iyi, bana sanki 6 ay falan gibi geldi. Şöyle eğer şimdi şöyle düşünün, mesela yağlı bir cildimiz varsa 6 ayda bir zaten rütüşlere gitmemiz gerekiyor. Şimdi eğer 6 ay önce başlarsak düğünümüze çok kısa bir süre önce... Silinir mi? Silinir ve hemen rütüş yap... Yani gene. Silinir derken soğuma olur. Rütüş yaptırmamız gerekir. Bu da sakıncalı çünkü ilk bir hafta prosedürümüz var. Su değmemesi gerekiyor. Su değerken işte belirli kremler kullanıyoruz. Bunlar arada astar oluşturuyor. Yani gelinlik gelinden sonra atıyorum balayına gitti, rahat rahat havuza giremeyecek, güneşlenemeyecek. Evet, o yüzden düğüne bir ay kala evet bu işlemlerin bitmesi gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim, microblading yaptırdığımız zaman bizi bekleyen bir süreci anlatır mısınız? Tabii. Yani ben danışanlarıma şu şekilde öneriyorum. İlk seanstan sonra, ilk seansla ikinci seans arasında aslında 2 hafta var. En geç bir ay olmalı. Bu sürecin. Yani gecikti, şehir dışındaydı vesaire, gelemedi. Bir ayı geçirmememiz gerekiyor ikinci seans için. Çünkü asıl son şekil ve renk ikinci seansta veriliyor. Saçta da aslında mesela röflede de hep öyle olmaz evet. mı? Değil mi? Evet. Evet. Yani şöyle Deniz Hanımcığım, sizin mesela şu anki saç tonunuz çok yakışmış. Teşekkürler. Bir numara siyahları da çok güzel kullanıyorsunuz. Bu da sizin cilt alt tonunuza bağlı. Şöyle bir damarlarımıza baktığımızda evet. ne renk görüyoruz? Mi, mavi yeşil mi? Var. Yeşil mi? Mavi kanım ben. Yok şaka şimdi, yaptım. Şimdi ben de işte. Bakabilir miyim? Tabii. Şu anda aslında hem mavi hem yeşil görünüyor. Bu karma bir cilt alt tonunuz. Yani evet, hem soğuk hem sıcak. O yüzden her iki rengi de rahatlıkla kullanıyorsunuz. Evet yani, ama tabii bunları biraz da ehli ellere bırakmak tabii. lazım. Ben kuaförüme, makyörüme şey yaparım. Muhakkak giydiğim kıyafete göre ne yapalım diye... sorarım. Birazcık güvenmek de lazım. Tabii ki. Bu kaş mevzusuna biraz daha kalmak istiyorum. Önemli çünkü kaş göz, gerisi söz derler. Evet. Kaşlarımızı microblading yaptırırken bir seçeceğimiz estetisyeni, profesyoneli nasıl seçmeliyiz? Yani zaten şu anda aslında sosyal medyada paylaşımlar üzerinden fikir yürütebiliyor danışanlarımız. Aslında ilk etapta öyle araştırıp geliyorlar. Ama bence ben buradan sesleneyim şimdi yaptırmak isteyen bayanlara. İlk etapta kullanılan boyanın dövme boyası, tatu boyası olmadığından emin olun. Nasıl emin olacağız? Kök boyası olmalı. Kök boyası diye evet. mi soralım? Evet. Hı. Kullandığınız boya nedir? Veya bir marka isteyin, isim isteyin. Daha sonra girin tekrar o boyayı araştırın. Ne boyası olduğuna bir bakın. Evet, içeriğine bakın. Yani muhakkak kök boyası olması gerekir. Yani ceviz yaprağı olabilir, kına olabilir içerisinde. Yani bu tarz şeylere alerjisi olmayan insanlar... rahatlıkla yaptırabilir bu işlemi. Bunun da sebebi dövme şu. Dövme boyasıyla yaptırmayın çıkmıyor. Bir de evet. mavileşiyor galiba. Evet evet, yani vücudumuzdaki dövme yaptıranlar bilir. Zaman içerisinde yeşerme, mavileşme olur ve bunu yüzümüzde istemeyiz. Bir de şöyle bir durum var. Mesela kök boyasında bir yıl sonra hanımefendi rütüşe geldi. Ama o zaman ilk yaptırdığında saçları siyahtı ve biz ona göre koyu renkler çalıştık. Şimdi saçlarını sarı yaptırmak istiyor. Yani bizim kök boyasıyla çalışma sebebimiz aslında rütüşte rengi de değiştirebiliyor olmamız. Güzel. Evet. Benim gibi mesela biri gelse uğraşılacak müşteri profildir. Sürekli saçın rengini değiştiriyor ama kaş evet. o kadar önemli ki kaşın böyle olmadığı zaman bile o sarı kaşların bile varlığı farklı bir hava katıyor. Evet. Peki aşağı inelim biraz kirpiklere. Bu kirpik liftingi de
bu kullandığımız hani şey kıvırıcı var. O olmadan evet. Her sabah kalktığımızda kirpiklerimiz böyle. Evet. Lift yani kaldırmak, yükseltmek. Aynı zamanda şöyle aslında bu kirpik liftingin atası kirpik permasıydı. Evet. İlk yıllarda. Ben herhalde dedim ki kirpik perması da havalı olsun diye ismini kirpik lifting diye konuşalım herhalde. Ya aslında o konuda evet şöyle bir farklılık var. Şimdi lifting ilk perma çıktı. Sonra lifting çıktı. Aslında şu an son zamanlarda laminasyon. Yani bir ilaç daha eklendi. Ha, kaş içinde o. Kaş ve kirpik evet ikisinde de yapıyoruz şu anda. Lamine etmek yani kaplama. Son kıvırma yükseltme işlemini yaptıktan sonra vitamin ve keratin yüklüyoruz. Bir 15 dakikada o işlem var. Ve lamine ederek kaplıyoruz. 8 hafta ile 10 hafta arasında da kalıcılığı var. Tamamen bir bakım. Yani kozmetiğin haricinde tamamen bir bakım aslında. Tabii. Güzel. İçerideki minik baby kirpiklerimiz de o sarı sarı minik olanlar ortaya çıkıyorlar. Onlar da daha güzel uzuyorlar. Dökülmeyi de engelliyoruz. Şey bunlara bir de hani kaşlara da ben de yaptırmıştım bir ara. Ben Covid geçirdiğim için biraz kaşımda ufak tefek dökülmeler oldu. Şimdi yaptıramıyorum ama bir süre daha geçsin diye bekledim. Kaşa laminasyon yapıldığı zaman zarar mı verir, besler mi? Aslında şöyle Deniz Hanım yani kullanılan ürün çok önemli burada. Tabii. Yani şimdi teknik aynı olsa da kullanılan ürün eğer bir perma ilacı formatındaysa yani çünkü neden yapılır kaş laminasyon? Taranıp düzgün bir görüntü vermek için. Şimdi bunu perma ilacıyla da yapabilir gittiğiniz uzman. Ve bu kaşınıza zarar verir. Çünkü yukarıya kaldırdığımız kıl kökleri aşağıdan 1-2 hafta sonra tekrardan yeni kıl kökleri gelir. Ve o döndürdüğünüz noktadan itibaren kuruyup kırılmaya başlar. Yani kaşlarınızı kaybedebilirsiniz. Yani perma... malzemesiyle evet. Yapılmasın. Ve piyasada bu tarz ürünler var. Yine onu da araştırıp gitsin danışanlarım. Neyle yapıyorsunuz? Yani aslında şöyle diyebiliriz. Ürünleri yapacak kişinin el maharetinden emin olun. Aynı zamanda malzemelerinde kesinlikle. Markalarını alın bir de önünüzü açsın. Evet. Değil mi? İçine yani başka bir şey dolma artık. Evet. Yani inanılmaz bir tabii koskoca bir sektör. Giderek büyüyor ama büyürken de ister istemez maalesef bu merdiven altı dediğimiz profillerde çoğalıyor. Evet. Peki bu saçlara yapılan keratinde kopmalar olanı gördüm ben. Benim iki tane arkadaşımın saçları ama sarı röfleliydi. Mesela esmerlere yapıldığı zaman müthiş görüyorum. Sarışınlar yani benim gibi mesela bu kadar çok açıcı kullanmış kişiler saçına keratin yaptırabilir mi? Şimdi şöyle keratin aslında bir bakım olarak bir keratin dediğimiz yani kullandığımız malzemelerin içindeki keratin oranları farklı. Saf keratin kullanılırsa zaten açma görmüş, boya görmüş saçların bizim aslında keratini ben bir anlatayım önce sonra daha güzel toparlarız. Keratin zaten bizim tırnağımızda, kirpiğimizde, saçımızda bulunan ana protein maddesi. Bizim vücudumuzda var bu. Açma, boya vesaire görüldüğü zaman bu keratin oranı düşüyor ve biz bunu keratin işlemleriyle takviye ediyoruz. Şimdi anladım. Evet yani aslında... Yani içinde olanı dışından takviye etmek. Dışından evet ısı yöntemleriyle takviye etmek keratin. Ama şöyle bir durum var. Mesela çok güzel bir noktaya değindiniz. İşte keratin yaptıran arkadaşlarımız saçlarında kopmalar oldu. Şimdi belki 3 kez yaptırmıştır, hiçbir kopma olmamıştır ama 4.sünde kopma olabilir. Çünkü neden? Esmerlerde daha az sanki. Evet çünkü onların zaten keratin oranları güzel. Saç pH'ları düşük, daha asitik. Yani işlem gören saçların pH'i 5.5'tan 8'lere kadar çıkabiliyor. Esnemeler oluyor. Bunları keratine takviye ediyoruz ama keratin 1, 2, 3 step yapılıyor diyelim. 8 haftada bir uygulama yaptırıyor danışanımız. Dördüncü keratinde saçında aynı etkiyi bulamayabilir. Bunun nedeni de saç telinin içerisinde su da var, tuz da var, şeker de var, yağ da var. Evet aynen böyle. Bu 5 elementten oluşuyor ve ana en büyük oranda olan şey de protein yani keratin. Şimdi eğer bu keratini çok fazla takviye edersek suyu kaybedebilir saçımız. Biraz da kolajen takviye etmek gerekir. Yani burada da yine profesyonellik devreye giriyor. Çok zor bir şey yani. Evet. Gene hele kuaför işi zaten öyle çok değiştirilmemiz gereken. Son evet. Olarak peki şunu da sorayım. Bu protez tırnaklarla ilgili. Mesela bu protez tırnaklar kendi tırnaklarımıza zarar veriyor mu? Çok merak ediyorum. Protez tırnaklar kendi tırnaklarımıza zarar veriyor. Ama
yine aynı şekilde işlem yanlış uygulanırsa. Şimdi yaptıran insanlar bilirler. Siz de denemişsiniz muhakkak. Denedim de ben gördüğünüz üzere ben maalesef uzun tırnak kullanamıyorum. Bir de ben çok aşırı derecede hareketli bir tip oldum. Çünkü onları sağa sola çok taktım. Çünkü mesela onu böyle Bülent Hanım gibi, Bülent Ersoy gibi ağır hareket eden insanları da çok seviyorum. Ben çok taktığım için sağa sola kullanamıyorum. Kısa tırnakçıyım ben. Evet, şimdi protez tırnakta da sistemler var biliyorsunuz. Evet. Jel sistemler var, akrilik sistemler var, medikal akrilikler var. Aslında protez tırnağın çıkış noktası bir dişçinin eşinin tırnak yeme problemini çözmesi. Yani diş dolgu malzemesi bildiğimiz akrilik tozunu. Enteresan. Evet. Bana da iyi gelir, ben hala tırnak çok kötü. Alıp eşine yani tırnak yapması aslında oradan geliyor protez tırnak. Günümüzde. Ama şimdi biraz daha kozmetiğe döndü. İşte uçlara yarım tips takıp üstünü jel ile kaplamak. İşte o jeli kaplamadan önce tırnağı o kalın törpülerle, bufflarla törpüleyip inceltmek. Zaten protez tırnağı yapmadan tırnağımıza zarar veriyor oluyoruz. Tabii tabii ama böyle yaparken de çok güzel gözüküyorlar. Çok güzel finalde çok güzel oluyor ama yapım aşamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ben mesela nasıl edeceğiz de onu kendi orada salonum, nasıl edeceğiz? Onu da vereyim tüyosunu. Eğer tırnaklarımız baştan kalın bir törpüyle törpüleniyorsa oradan lütfen kaçın. Evet, tırnağımızı incelttirmeyelim. Neyle, neyle yapacak? Baştan kendi tırnağımızı, protezin altındaki tırnağımızı. Tamam, kendi tırnağımızı böyle elletmeyeceğiz. Elletmeyeceksiniz. Ucuna plastik bir yarım tips diyoruz biz ona. Yarım bir takma tırnak taktırmayacağız. Profesyonel işlem nasıldır biliyor musunuz Deniz Hanım? Numaralı şablon kağıtlar var. Böyle tırnağımızın uç kısmına takıyoruz. Ve daha sonra primer dediğimiz bir malzeme var. O törpülemenin yerine biz primer kullanıyoruz. Tırnağın yağını alıp kurutmak için. Üzerine uygulayacağımız akrilik ya da jel. Evet, onu tutabilmesi için. Ne arada bir takma tırnak oluyor, ne kendi tırnağınızı törpületmiş oluyorsunuz. Aslında hiçbir şey olmadan alttan kendi uzamayan tırnaklarınızı uzatıyorsunuz. Yani bu bir avantaja döndürülebilir bu işlem. Enteresan. Medikal işlem yani bu şekilde. O şekilde o zaman tırnaklarımız daha düzgün uzuyor. Kesinlikle öyle. Ebru Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, tekrar söylüyorum, sağlığımız çok değerli ama biz özellikle Türkler, Türk hanımları ve Türk beyleri artık estetiğimize daha çok dikkat ediyoruz. Lütfen kaş yaparken göz çıkarmayalım. Yaptığımız işlemleri yapan kişilerin hangi malzemeleri kullandığını ve hangi ellerde yapıldığına çok dikkat edelim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında artık yaza girdik. Yazın bizi neler bekliyor? Biliyorsunuz ki hemen bakıyorum, 24 Haziran'da bir Oğlak Burcu Dolunay'ı geçirdik. Şimdi onun etkilerini yaşıyoruz. Bunların etkileri nelerdir ve gelecek aylarda bizi neler bekliyor? Hepsini Nevra Güven Büyük Akıncı'yla konuşmaya başlayacağız efendim. Astrolojiden günlük hayatımızda nasıl faydalanabiliriz? 24 Haziran Oğlak Burcu Dolunay'ı bizi nasıl etkiliyor? Bu yazın önemli gökyüzü hareketleri neler? Önümüzdeki günlerin en şanslı burçları hangileri? Astrolog Nevra Güven Büyük Akıncı anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim, astroloğumuz Nevra Güven Büyük Akıncı bizlerle birlikte. Biraz önce de söyledim. Biraz böyle yaz aylarını konuşacağız. Çok yakın zamanda bir dolunay gerçekleşti ama bir yandan da isterseniz şunları konuşalım. Ben kullanan biriyim astrolojiyi günlük hayatımda. Kişiler günlük hayatında astrolojiyi nasıl bir yol gösterici olarak kullanabilirler? Nasıl baksınlar astrolojiye? Bir oradan başlayalım isterseniz. Yani şimdi bana gelenler normalde tabii hep gelecek merakıyla geliyor. O normal bir şey. Hani gelecekte ne olacak, neler gelecek başıma gibi. Allah bilir onu tabii de. Aynen öyle. Tabii ki sadece fikir olarak ihtimaller verebiliriz ama aslında bizim haritamız, siz de biliyorsunuz, herkesin haritası kendine özel. Yani parmak izimiz gibi gerçekten çok özel. Bir hayat kapasitemizi veriyor. Aslında hayata geliş amacımız hakkında fikir de veriyor. Bunlar aslında çok önemli bilgiler. Çok önemli. Özellikle çocuk haritası ben çok bakıyorum. Çocuklarda meslek seçiminde çok yardımcı oluyor. Mesela lokasyon astrolojisi var. Onda eğer isterseniz evet. ama şu anda ilgilenmiyorum. Yani şöyle, herkes istediği mesleği olabilir. Aramızda değil, telefonda o şu an. Aslında ama yani mesela doktor olmak istiyorsa herkes olabilir. Ama belki o çocuk ailesi hep doktor diye oraya yönleniyor. Belki sanatçı olacak, çok mutlu olacak. Yani hangi konularda mutlu olduğunu Ay Burcu mesela o konuda çok güzel fikir veriyor. Nasıl, nelerin onu motive ettiğini duygusal olarak.
Bir de lokasyon. Ay Burcu. Ay Burcu. Lokasyon astrolojisinde de işte yurt dışına eğitime gitmek isteyenler, mesela iki ülke arasında kalınca Hollanda benim için daha iyi. Onlara da bakabiliyoruz. Eğitim çizgileri, Merkür çizgileri hangi ülkeden geçiyor? Çok Amerika önemli. Mı, Avrupa mı? Tatil için de onu, balayı için bile benim seçtiğim oldu. Ama aslında o da önemli. Mesela bir tatile çok özeniyorsunuz, iki sene planlıyorsunuz, mutlu geçmiyor diyelim ki. Onun tabii zamanı da önemli. Belki yanlış bir zamanda gittiniz. İşte Merkür retrosuna gidiyorsunuz, bavullarınız kayboluyor gibi şeyler oluyor. Evet. Bu tip şeyler de kullanılabilir. Bir de ayın günlük hareketleri de önemli. Mesela siz diyelim bir gün evde çok bir anda böyle evi toplamak istiyorsunuz. O gün büyük ihtimalle ay başaktadır. Ya da böyle rejiminizi bozuyorsanız, çok tatlıya direnemediğiniz bir günse ay boğadadır. Yani onlara bakarak da esasında günlük hareketlerden de yararlanmak mümkün. Kendimizi kontrol altına alabiliriz. Alabiliriz değil mi? Tabii ki. Bu söylediğiniz mesela özellikle değerli izleyicilerimiz çocuk haritalarına baktırma konusunda gerçekten Nevra Hanım'ın söylediklerini çok ciddiye alalım. Kendimiz için de çocuklarımızı, kendimizin saçımızı süpürge etme modu değil bu. Değil, ama değil. Çocukların okul eğitimi, okul eğitim ve aslında okul hayatlarını nerede geçirip bazılarımız, mesela ben de hani iyi niyetli olarak kızımın isteği nedeniyle yurt dışında okumasını ben de istiyorum. Ama enteresan bir şekilde ben kendi haritamla Ayşenk'ine baktırdığımda onun burada okursa hiç mutlu olmayacağını olabilir. Ama benim de yurt dışında yaşarsam hiç mutlu olmayacağım ortaya çıktı. O yüzden olabilir. Kendisine bay bay deyip diyeceksiniz. Buradaki telefona. Bunlar çok önemli bilgiler. Çocuklarımız bizim için çok değerli ama biz de birer birey olarak çocuklarımızı üzmememiz adına kendimize de aslında evet. bir yol haritası çizerken çok önemli çocuklarımıza aslında birlikte. Aslında Ay Burcu, çocuğunuzun Ay Burcu sizi nasıl gördüğünü de gösteriyor. Siz belki kendinizi çok ilgili bir anne olarak görüyorsunuz ama o belki duygusal olarak uzak hissediyor sizi. Çok önemli bu. O konuda da fikir veriyor. Yani benim kendi oğlumla da ilişkimde bana çok faydası oldu. Mesela nasıl bir yol göstericisi Nevran? Mesela oğlunuzla olan ilişkinizde. Şimdi ben şanslıyım. Bizim Ay Burçlarımız aynı oğlum. Ha. O yüzden bizim zevk aldığımız şeyler, hayat motivasyonlarımız, duygusal motivasyonlarımız aynı. O da terazi bizim Ay Burcumuz. Gerginlikten hoşlanmıyoruz, yüksek sesi sevmiyoruz. Ama mesela bir çocuk diyelim Ay yengeçler çok eleştiriye gelemez. İşte mesela ona diyelim düşük aldı sınavdan, o kaç aldı, bu kaç aldı böyle yarış moduna sokarsanız o çocuk daha çok içine kapanır. Ne önemli bilgi bu. Aslında evet. Ama ayı koçsa onu da böyle acayip motive edebilirsiniz. Yürü işte sen birinci olursun, sporda şöyle yaparsın bilmem ne şeklinde. Yani motive etmesine. Ya aslanlar biraz gururlu ay aslanlar. Onları da böyle çok alkışla motive olur. Ceza ile değil de daha çok alkışlayarak çok iyi yaptın ama belki daha iyisini yaparsın gibi hani. Ay burcumuzu neye göre bakıyorduk? Saate göre. Saate göre. Aslında saat çok önemli. 2,5 günde bir burç değiştiriyor çünkü ay. Yani çok sınırlarda değilse ama ben sizinkine baktım. Sizinkisi ya balık ya koç. O yüzden ama bence koçtur gibi duruyorsunuz. Öyle mi? Hiç ben şey... Yengeç Türkiye'nin yükseleni de yengeç. Ve tam yengece geçtiğinde yine yengeç yükseliyordu. Yani bizim biraz bu yaz güvenlikle ilgili belki sıkıntılarımız olabilir. Yengeç güvenlikle ilgili çünkü. Onun dışında da yani Temmuz-Ağustos yine iyi nispeten. Eylül ayı belki birazcık Türkiye açısından hani böyle sınırlarda hareketler... ekonomiyi artık zaten astroloji bilmeye gerek yok. Yani ekonomi çok parlak gözükmüyor. Yani ekonomi genel olarak dünyada bile. Dünyada da parlak yani, gözükmüyor. Para sistemi değiştiği için ben bunu her zaman söylüyorum. Zorlu bir süreç bekliyor zorlu. Bence. Yani bu Kasım'daki mesela tutulma Amerika'da da borsayı çok tetiklemesi bekleniyor. Yani ekonomi tabii astrolojinin tamamen ayrı bir kolu. Yani onda biraz ekonomi bilgisi de olmak lazım. Hani çok genel şeyler söyleyebilirim belki ama... o daha farklı olduğu için hani çok büyük büyük şeyler söylemek istemiyorum ekonomiyle ilgili. Nevra Hanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için ama gelmişken diyorum ki programımızın değil mi son bölümünde şöyle bir pasta keselim istedik. Bana denk geldi. Geliyor çok mu şahane. Pastamız efendim? Evet. Bugün 100. programımız öyleymiş. Biliyorsunuz ki TV100 ekranlarında 100. programımızı yapıyoruz. İnşallah sağlıkla, keyifle nice 100 programlara diyelim efendim. Çok da güzel bir güne denk geldi. Çünkü Venüs Aslan'a geçti bugün. Siz de paylaşmışsınız galiba aslanların zamanı diye. Evet, evet. Çok güzel bir gün hakikaten. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim aslanların bu arada dönemi başlıyor aslanların galiba. Aslanların dönemi başlıyor. Aslan ve bütün ateşlerin, koç ve yaylar için ama özellikle aslanlar için. Bu sefer için. Güzel haber verdiniz. Evet, teşekkür 22 ederiz. Temmuz o kadar her açıdan şanslısınız. Çok güzel. 22 Temmuz'dan sonra ne yapacağız hocam? Yok, kötü olacak anlamda değil yani aslandan çıkacak tamam. diye. Peki o zaman pastamızı birlikte ben şimdi üflemeyelim isterseniz bu COVID sürücünü şöyle yapacağım. Bu da yeni üfleme şey yapıyorum efendim. Nice yüzlere hep birlikte ve sağlıklı kutlamak ümidiyle diyelim.
yapamayacağım galiba. Şöyle mi yapayım? Yapabilecek miyim? Bakayım. Şimdi bir yeri yakarmışım. Yok yok. Vallahi çok güzel. Tek harekette tebrik yaptınız. Ederim. Efendim çok teşekkür ederiz. TV 100 ekranlarına tekrar söylüyorum. Önümüzdeki hafta biz buradayız. Sadece değil mi? Bayramda bir ara vereceğiz galiba. Her daim burada mutlu, keyifli, huzurla nice güzel günlere diyelim. İnşallah. Önümüzdeki hafta, hafta sonu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yiyelim o zaman. Siz yiyor musunuz? Yiyelim efendim. Milyonlarca takipçi mi istiyorsunuz? Tıkla Medya. Sen de tıkla, sen de kazan.